Arkadaşlar merhaba. Bugün videonu çek gönder etkinliği ile ilgili bu OBS programının kullanımını size göstereceğim. Şu mikrofonumu ayarlayayım. Şimdi program tamamen ücretsiz. Kreni mreni bulacağım diye uğraşmayın. Tamamen ücretsiz olarak açık kaynak kodlu bir zımbırtı. Şimdi programı ilk açtığınızda ana ekranı bu. Bu sahneler ve kaynaklar kısmındaki denemeyi ben açtım. Siz oraları açmayacaksınız. Program normalde ayarları yapılı olarak geliyor ama biz birkaç tane böyle ince ayar yapacağız. Şu ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Normalde canlı yayın yapılan bir program ama biz lokal olarak kaydedeceğiz. Bu yüzden yayın ayarlarına tıklayalım. Burada mod yayın canlı yayın olarak işaretlidir. Biz bunu sadece dosya çıkışı olarak işaretleyeceğiz. Burada yapmamız gereken ayar bu. Dosya yolu dediği kısımda videoyu çektikten sonra işte masa üstüne mi atsın, belgelerime mi atsın gibisinden yerleri burada göz atlayıp seçebiliyorsunuz. Bunun dışında buradan kısa yol atayabiliyorsunuz. Yani oyun içinde işte alt tab yapıp videoyu durdurayım başlatayım derdi olmaması için işte buradan yayını başlatma kısa yolu veya işte kayıt başlatma kısa yolundan işte ne bileyim atıyorum eksi veriyorsunuz. Eksiye basınca tireye basınca işte yayın başlıyor. Durdurması için de bir tuş atarsın. Hani oyun içinden durdur başlat yapabiliyorsun. Burada yapacağımız ayar bu kadar. Şu gürültü git. Bu ne lan? Kaydedelim. Mikrofon gürültü geçitine geldiğimizde bu normalde işte dış sesleri kısması için yapılan bir ayar ama biz bunu yemeyiz. Buradan gürültü geçitini etkinleştir zımbırtısının işaretinin olmamasına dikkat edin. Yani bu işaretli olmayacak. İşaretli olduğu zaman sesiniz kesik kesik gelir. Videoyu baştan çekmek zorunda kalırsınız. Yapacağımız ayarlar bu kadar. Buna tamam diyelim. Normalde şurası sizde siyah çıkacak. Ama ben işte kayıt yaptığım için şu anda görüyorsunuz. Şimdi gelelim oyun ekranına nasıl buraya işte videoya yansıtacağız. Şöyle daha önceden ben LoL'ü açmıştım zaten. Şöyle indirelim. Buradan sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz, pencere yakalama diyoruz. Buraya oyun ekranı işte ne istiyorsan onu yaz. Buradan listede sizin açtığınız oyunun ismi çıkacak. Şöyle yenilesek gelir mi? Gelmedi. Biz o zaman oyunu tekrar açalım. Göstereyim ben size. Oyunlar. League of Legends. Evet. Şöyle iptal diyelim. Ekle. Pencere yakalama. Oyun ekranı. Evet. Burada PvP.net patch diye geldi direkt. Buradan sadece listeden oyunun ekranını seçiyoruz. Tamam diyoruz. Şunu aşağı indirelim. Şöyle alayım. Tamam diyoruz. Burada oyunumuzun ekranı şurada geldi. Fakat işte bunu nasıl ortalayacağız diye soracak olursanız hani bu sol üstte çıkmayacak sonuçta. Buna sağ tıklıyoruz. Konum boyut diyoruz. Şurada ortalı seçeneği var. Ortalıyı tıklıyoruz. Bu böyle ortaya geliyor. Şöyle açarsak daha şey olur. Tamam, bu böyle ortaya geldi. Şu an yaptığım işlemi göremiyorsunuz. Şöyle alırsam görebilir. Tamam, bu böyle ortaya geldi. Şuradan tikini kaldırırsak eğer bu böyle gidiyor. Ben şimdi bunun tikini kaldıracağım çünkü hani ekranda göremeyeceksiniz ne yapacağımı. Eğer o işaretli olursa. Diyelim ki işte ekranımızın ortasında oyunumuz hazır. Şimdi işte görüntümü koyacağım, işte videolu şey yapıyorum, kamerada açayım diyen olursa buradan yine sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz, görüntü diyoruz, buraya işte resim diyelim, göz at diyelim, ben resmimi seçeyim, tamam diyeyim. Buraya da resminizi koyabiliyorsunuz. Ha, yerini yine böyle sağ tıklayıp konum boyuttan işte alta taşı, ne bileyim tekrar sağ tıklayıp işte kenara taşı hani buralara getirebiliyorsunuz. Genelde burada oluyor zaten kamera capcurt. Bunun dışında şunun da tikini kaldıralım yine. Kamera koymak istiyorsanız buradan video yakalama aygıtını seçiyorsunuz. İşte kamera yazalım. Burada benim kameram takılı olmadığı için bu listede görünmüyor. Ama işte sizde kamera varsa zaten burada direkt standart olarak çıkacak. Yine bunu seçip tamam diyoruz. Yine şurada böyle çıkartacak. Ona da sağ tıklayıp konum boyuttan dilediğiniz yere getirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında belirtmem gereken bir şey daha var.
Çektiğiniz videoların boyutları çok yüksek olacak. Hani program öyle çekiyor, yapacak bir şey yok. Bu 300-400 megabaytlık videoları hani yarım saat falan çekerseniz o civarda olacaktır. Hiçbir şekilde dönüştürmeyin, boyutunu küçültmeye uğraşmayın. YouTube'a yüklediğinizde zaten kendisi otomatikman onun ayarını yapacak. Hani hiç böyle 300-400 megabayt oldu, izleyen olmaz falan diye düşünmeyin yani. Başka anlatmamız gereken bir şey var mı? Yok, zaten ses kaydı da yapıyor bu program aynı zamanda. Hani ekstradan bir şeye ihtiyacınız yok. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz soru olursa yine bu videonun paylaşıldığı konunun altına yorum olarak yazabilirsiniz veya forumdan özel mesaj atabilirsiniz, hiç fark etmez. Bunun dışında başka unuttuğumuz bir şey yok. Tamam. Evet arkadaşlar, en az 10 dakikalık video çekiyorsunuz, unutmayın. Videoda argodur, küfürdür yok. Hadi bakalım, komik videolarınızı bekliyoruz. Güzel, şöyle eğlenceli bir şekilde. Videonun üzerinde hani ben After Effects biliyorum falan, böyle bir yeğeniniz varsa oynama yapabilirsiniz tabii ki. Kuralları dikkatlice okuyun. Ceren zaten yazdı konuda, şu yapılacak, bu yapılacak diye. Tamamdır. Evet arkadaşlar, hepinize başarılar. Ödül de güzel ha, kaçırmayın. Hadi eyvallah.